Kaçak elektrik kullanımı için sayın seyirciler böyle devletin kurumları işte belediyeler e, sektörün önde gelen firmaları bazı işte uyarı metinleri sayın seyirciler filmler kamu spotları falan hazırlıyor. Niye? Kaçağın önüne geçilebilmek için. Kaç çünkü kaçağı hepimiz ödüyoruz. Birileri kaçak elektrik kullanıyor. Kaçak elektrik kullanıyor ve bu kaçak elektrik bedellerini tüm memleketçe hepimiz ödüyoruz. Hepimizin cebinden çıkıyor yani. Son günlerde elektrik faturaları kabardı mı kabardı. Ben o yüzden şöyle önüme bakıyorum. Ben en son mesela ne kadar elektrik parası ödemişim diye. Ben dört kişilik bir aileyim. İki tane çocuğum var. Eşim var. Dört kişi. Oturduğum evde sayın seyirciler geçen ay şimdi Kasım ayında Ekim ayı faturasını ödemişim. 300 lira ödemişim. Dört kişilik bir aile 300 lira ödemişim. Şimdi e, kış gelince muhtemelen bu daha da artacak, kombi falan da çalışacak, Tabii ekstra şey olacak. E, 300 lira ödemişim. Bu fazla mı? E, geçmişe göre fazla. Ciddi bir rakam. 300 lira eskiden doğal gaz faturası geliyordu mesela. Şimdi artık alıştık. A alışmak zorundayız, zorunda kaldık. Kamu kurumları da diyor ki işte elektrik kaçak kullanılmasın, kimsenin hakkına girmeyin falan. Dedim ya kamu spotları falan hazırlıyor. Ama siz bir belediye başkanı düşünün ki ben elektriği kaçak kullanıyorum kardeşim desin. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Katıldığı bir yayında sayın seyirciler elektrik kullandıklarını itiraf etti. Şimdi kaçak elektriği sadece şöyle algılamayın. İşte bir yerden bir kablo çekiliyor, bir hat çekiliyor ve o hattan elektrik eve, binaya ya da kullanılacak yere çekiliyor. Kaçak sadece bu değil ki. Bunun adı kaçak. Ama Eve geldikten mesela eve geliyor sizin e, elektriğinizi mühürlüyor. Siz mühürü söktüğünüz ve elektriği kullanmaya devam ettiğiniz ve ödemediğiniz takdirde kullandığınız elektrik de kaçak. Hatta çekmişler ayrı onu da söylüyor Maçoğlu da. Hani öyle kullansanız da kaçak. Öyle kullansanız da yasal değil. Maçoğlu'nu bir dinleyelim buyurun. En başta. Milyon geldi geçen ay ben duyduğumda bir önceki ay bir dördüz küsür gelmişti. Şimdi 2 milyon gelmeye başladı. Ödemeyin. Ödemiyoruz. <laughs> Zaten şu anda 9-10 yıl kesildi. milyon geldi geçen ay. Ben Efendim ya. ödeyin. Şimdi orada bir, Murat Arel o da bir gazeteci. Nasıl gazeteciyse ödemeyin diye size şeyde bulunuyor. Niye ödeyin efen? Şimdi yalnızdaki Elazığ niye ödüyor o zaman? Elazığ da yapsın aynısını. Elazığ da yapsın ya. Elazığ buradan Elazığ Belediyesi'ne seslenelim o zaman Sayın Başkan'a. O da ödemesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sen de ödeme. Ankara da ödemesin. Kimse ödemesin. Ya, biz öderiz. Rahat olun ya. Bu millet öder. Siz ödemeyin. Siz niye ödüyorsunuz? Ah. Vallahi üzülürüz. Siz öderseniz üzülürüz. Zaten kaçak kullanımlar ayyuka çıkmış orada. Kaçak kullanmayını dövüyorlar. Öyle söyleyeyim bölgede. Siz ödemeyin ya incinmeyin Aman Biz öderiz Elektrik faturalarından hepimiz şikayetçiyiz Elektrik faturalarının Az olduğunu falan burada şey yapmıyorum Elektrik faturaları Hepimizin canını sıkıyor Moralini bozuyor ama ödemek zorundayız ya Ödemek zorundayız Bunu kullanıyorsak ödemek zorundayız Niye ödemek zorundayız Çünkü biz elektrik elde edebilmek için doğal gaz alıyoruz Bizim daha düne kadar aldığımız doğalgazın %54'ü elektriğe gidiyordu. Bak aldığımız toplam doğalgazın ben rakam veriyorum sizlere. Daha düne kadar buçuk 2 yıla kadar %54'ü elektrik üretebilmek için harcıyorduk. Az önce de söyledim biz elmadan ağaçtan elma toplar gibi enerji toplamıyoruz. Şuradan doğalgaz toplayayım, şuradan elektrik toplayayım değil. Dışa bağımlıyız kardeşim. Ödemeyin diyor ya Murat. Ödemeyin. Ne kadar güzel. Kim ödeyecek peki Murat Arel? Sen ödeyeceksin. Enayi. Ben ödeyeceğim. Böyle bir şey var mı? Ödemeyin. Kimse ödemesin o zaman. Kimse ödemesin. Ya ağaçtan toplayalım ya toprağın altından kendimiz çıkaralım doğal gazımızı. Belediye başkanı bunu diyen ne acı. Devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.